kanalımıza lütfen abone olun. Korkmaz Bey Halep Gecesi kanalına. Oğlakları yer yer gönderiyor, yer yer durduruyoruz. Şu çebişimizi hatırlayan olur. Mübarek, gerçek bir Halep keçisinin saf kan örneği. Bu bütün sınırları zorluyor bu hayvan. Bütün tanımlamaları, bilimi, her şeyi zorlayan bir hayvan. Hiçbir şey buna uymuyor. Gerçekten bir oğlak. Daha bu çeviş, emin olun sağa baş itemedik. Yani memesi yara, soğutmaya çalışıyoruz. Daha erken çünkü, görüyor musunuz? Bu bir Halep keçisine örnek. Bakın, bir şey anlatmama gerek yok. Zaten süt torbaları bu söylediklerimizi doğruluyor, özür dilerim. Bu keçi 3 yaşına geldiğinde şu ankinin 3 katı süt verimine ulaşacak. Şu anda bu çeviş yanlışlıkla gebe kaldı. Muhteşem bir süt verimi var. Hem meme yapısı hem de verdiği süt bizim bütün bu söylediklerimizi kesinlikle doğruluyor. İşte bu yüzden Halep keçisi diyoruz. Bu daha henüz 13-14 aylık. Bu 3 yaşına geldiğinde bunun 3 katı süt verecek. Harika bir, güzel bir keçi. Bunun adını Esra koyduk arkadaşlar. Değer veriyoruz tabii ki bu hayvanlara. Bunu ameliyat etmiştik memesiyle ilgili. Süt torbaları patlamış, nazar değdi diye takıldık. Biz nazar konusunda çok da şey değiliz yani. Ne derler? Allah'tan tabii, ağır dönü süt sonuçta. Ama bu keçimiz, bu çebişimiz daha sabah oğlak emzi emdi. Sabah oğlağı doyası emzirdik. Dün sadık akşam yine emzirdik. Görüyorsunuz süt torbaları. Şu anda tahminimce 1 litre süt var bunun memelerinde. Daha fazla, 1 litreden daha fazla. Bu şimdiki, emin olun boğazına iyi bakarsanız, bu hayvan burada oğlaklarla güzel çimin içerisinde yayılıyor. O yüzden biraz daha süt verimini olumlu etkiliyor. Güzel yerse, yeşilliği olursa, özellikle hasıl matikte bu keçilere bakarsanız, kuru yemle de ara sıra desteklerseniz, emin olun bu şekilde, inanılmaz bir şekilde, tam anlatılan gibi çok güzel süt verimine ulaşırsınız. Bu yüzden Halep keçisi süt verir mi vermez mi diye korkmayın. Sizin acaba bunlara hasil matikle yeşil ot verebilir miyim, güzel bakabilir miyim, onu düşünün. Kesinlikle nankör hayvanlar değiller. Bakabilirsiniz. Bu çeviş bizim süt konusunda örneklerimizden, örnek keçilerimizden biri. Kafa yapısı da böyle. Biz şu şekilde kulakları tutuyoruz. Çünkü kulak yerde süründüğü zaman kulakta iltihaplanma oluşuyor bir bölümde bazı keçilerin. Ama bu bakın yayılırken kafası kulağı hiç yere değmiyor. Yerle temas etmiyor. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben Adem Korkmaz. Kanalımıza lütfen abone olun. Aynı zamanda Halep keçisiyle alakalı Korkmaz ve Keçi Peyniri isimli bir YouTube kanalı da oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bu keçinin sütüyle neler yapılabilir, hangi aşamalardan geçilir, hepsinin tanıtımını yapan videolar oluşturacağız o kanalımıza. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Selamlar.